şu anda iktidarın getirmiş olduğu sistem içerisinde ne basından ne de diğer kurumlardan diyeyim bir fayda beklemeniz mümkün değil. Yani bunu artık unutmanız gerekiyor. Çünkü gerçekten bu sistem içerisinde eğer konuşan her kişinin herkesin Cumhurbaşkanlığı hakaret veyahut da devlete hakaret veyahut da işte Türkiye Cumhuriyeti'ni küçültücü ve yönde bir beyan olduğu düşünülerek yargılandığı bir ülkede, düşünce özgürlüğünün tamamen yok olduğu bir ülkede sizin geçmişte düşünce özgürlüğünü savunan ve bu yönde mücadele vermiş olan Alevilerin katliyle ilgili olarak yapılmış olan katliamların yargılanmasını beklemeniz abesle iştigaldir. Yani bunun şu an için gerçekleşebilmesi mümkün değildir. Bunun ortadan kalkabilmesi için öncelikle siyaseten bizim güçlü olmamız gerekiyor ki yaratılacak olan organlar da bunun gereklerini yerine getirebilsin. Bence Aleviler kendi yaşam felsefeleri doğrultusunda, inançları doğrultusunda değil. Bunu ayırıp bir köşeye koymamız gerekiyor. İnançları doğrultusunda siyasetin içerisinde yer almamalıdırlar. Bu %100 evet katılıyorum ama Aleviler yaşam felsefesi olarak belirlemiş oldukları felsefi yapı içerisinde, siyasetin içerisinde mutlak suretle yer almalıdırlar. Eğer bu olmazsa sonuç itibariyle sizin aşamalar kat ettiğiniz ve aslında olması gerektiğini hayal etmiş olduğunuz sistemin içerisinde var olmanız mümkün değildir. Bugün yaşamış olduğunuz ortam gibi. Yani biz cemevine çekilelim, kendi inancımızı burada yaşayalım. Yarın cemevilerin yasaklanması halinde ne olacaktır? Lütfen bana bunun cevabını verin. Yani bugüne kadar hep ışık insanları olarak anılmış olan insanların Alevi olarak kendilerini gizlemeye çalışmalarının altında yatan gerçeklik mevcut iktidarların yapmış olduğu zulüm ve katliamlardan kaçmak değil midir? Bundan sonra da biz yine kendimize farklı bir kisve yaratıp farklı bir şeyin altında mı yaşayacağız? Çünkü biz Alevi inancına göre ve felsefesine göre insana zarar veremeyiz. Çünkü insan Tanrı'nın bir parçasıdır, Allah'ın bir parçasıdır. Allah'ın bir parçasına bizim zarar vermemiz mümkün değildir. Ona zarar veremezsek bizim onlara karşı mücadele etmemiz nasıl mümkün olacaktır? Biz katliamlara uğramışız, bugüne kadar herhangi bir şey yapmamışsak eğer bunun altında yatan Alevi inancının ta kendisidir, başka bir şey değildir. Biz sadece her şeyi sözle, felsefeyle, bilimle, iyilikle, yani bizim suratımıza tokat atan bir kişiye gülücük vererek, onu sevdiğimizi kendisine anlatarak zaman içerisinde bu sevginin değerini benimsemesini sağlamaya çalışarak belirli bir noktaya gelmeye çalıştık. Ama bu nereye kadar sürecektir? Artık bazı şeyler, hani zaman bunu değiştiriyor. Zaman size bunu değiştirebilme şansı tanıyor. Nasıl tanıyor? Bunu zorla, silahla veyahut da zarar vererek değil ve herhangi bir kişiye karşı bir sert bir tavır sergileyerek değil. Bunu iktidarı ele geçirerek de farklı düzeylere getirebilme şansı tanıyor. Siz bunu görebilirseniz eğer, yani aslında sevginin kazanabileceği bir iktidar sisteminin başa gelmesini, savaşın değil, sevginin kazandığı bir ortamın yaratılabilmesini sağlama imkanı sizin elinizde varken, siz bunu kullanabilirseniz, işte o zaman siz kazanmış olacaksınız. Bunu da sadece siyasetin yapabilirsiniz, başka şansınız yok.